Optik konusuyla ilgili karma sorularla karşınızdayız arkadaşlar. Evet, YouTube'dan yorumlarınızı okuduk. En çok sizden bu konuda istek geldi. O yüzden optikle devam ediyoruz soru çözümlerimize. Şimdi hocam ilk soruda diyor ki optik ile ilgili aşağıdaki ifadelerin hangileri doğrudur? Birkaç tane bilgimiz var, bakacağız. Diyor ki yüzeylerde 3 farklı yansıma gözükür. Siz bunları hatırlıyorsunuzdur. Bir ne vardı? Şöyle düz bir ortam vardı. Gelen ışık ne yapıyordu? Eşit açı yaparak yansımıyor muydu? Hı-hı. Bir de şöyle pürüzlü ortamlar vardı. Şöyle geliyor, şöyle yansıyor. Aynısında şöyle geliyor, böyle yansıyor. Hı-hı. Gördüğünüz gibi aynı açıyla yansımıyor. Yine aynı açıyla yansıyor ama farklı doğrultularda yansıyor. Hı-hı. Biz diyoruz ki düzgün ve dağınık yansıma olarak iki farklı yansıma vardır. O zaman şu kısım ne oldu? Yanlış oldu. O yüzden buna yanlış dedik. Pürüzlü yüzeylerde pürüzler arası mesafe gelen ışığın dalga boyundan küçük ise, şimdi dalga boyu var bir ışığın, bir de o pürüzün bir pürüzlülük oranı var. Diyoruz ki gelen ışığın dalga boyundan daha küçükse orayı ne yapar? Algılamaz. Orayı düz gibi algılar. O zaman diyoruz ki yüzeyi düzgün olarak gösterir. Daha büyük bir dalga boyuyla geldiğinde ise şuna silinecek herhalde. Anlatım bozuk olmuş. Küçük olduğunda. Şuna sileyim. Tamam. Sildik. Yüzey düzgün, büyük olduğunda ise düzgün olmayan özellik gösterir. Bu da doğru. Bu MEP kitabında yer alan bir ifade. Bunu özellikle bu sorunun içerisine koydum. Çünkü biliyorsunuz MEP böyle kendi kitabındaki ifadeleri çekiyor. Onları yorum sorularına mutlaka karşınıza çıkarıyor. Bu da çok fazla okullarda ya da bizim derslerde çok fazla değinmediğimiz, şu dalga boyu ifadesi çok fazla değinmediğimiz bir konu olduğu için soruda yer verdim. Bu doğru olmuş oldu. Newton teleskobu, çukur ayna, düz ayna ve okülerden. Oküler dediğimiz şey aslında bir mercek sistemi. Bir mercek sisteminden oluşur. Bu da doğru bir ifade. Yine MEP kitabında bununla ilgili okuma parçası var. ÖSYM bu tarz şeylerde MEP kitabındaki okuma parçalarından da daha önce işte mesela gökyüzü neden mavidir? İşte gökkuşağı nasıl oluşur? Buradan işte kırılmaların rolü nedir? Tam yansımanın rolü nedir? Mutlaka bu okuma parçalarından soru geliyor. Şu ana kadar Newton teleskobu ile ilgili hiç soru gelmedi. O yüzden gelebilme olasılığı yüksek olan bir soru yine bu da. O yüzden o okuma parçasını sınavdan önce bir okumanızı tavsiye ediyorum. Dağınık yansıma cisimlerin renklerini ve şekillerinin ayırt edilmesini, düzgün yansıma ise görüntü oluşumunu sağlar. Bu da yine doğru bir ifade. Yansıma olayında ışığın hızı ve frekansı değişmez. Işığın hızı ortam değiştirildiğinde, ortam değiştirildiğinde mesela az yoğundan çok yoğun ortama geçildiğinde bu tarz olaylarda değişiyor. Frekansı ise ışığı oluşturan kaynak değişmediği müddetçe değişmiyor. O yüzden bu durumda yansıma olayında bunlar değişmez ifadesi doğru bir ifade. Evet, ikinci sorumuzda 3 tane farklı sistemimiz var. Yarıçapları eşit olan 2 tane şeyimiz var. Ne derler buna hocam? Küre. Kürelerimiz var. Bunlar perdede ne yapacaklar? Gölge oluşturacaklar. Yarıçapları birisi 2R, birisi R olan var. Bir de R ile 2R olan var. Bunlarla ilgili olarak da bizim aşağıda bir ifadelerimiz var ama hocam bu soruyu nasıl yerleştireceğiz şöyle bilmiyorum. Yapalım. Evet, ne diyor? K ışık kaynağı ok yönünde. Okumuzu da koymayı unutmuşuz. Ok yönünde hareket ettirilirse diyor tam gölge alanı azalır. Okumuz şu tarafa doğru. Şimdi ikisi de eşit yarıçapta oldukları için hocam şöyle yaptığımda ne olur? Bu ışık kaynağı mı? Evet o ışık kaynağı. Bu da cisim. Bu da engel. Tamam. Buraya doğru ne yapacak? Şurada bir tam gölge oluşacak. Hı-hı. Bir de şöyle çapraz gönderiyorduk ışıklarımızı. Hı-hı. Burası birazcık eğimden dolayı büyük olacak ama. Şöyle geldiğinde burada da ne oluşuyordu hocam? Bir yarı gölge oluşuyordu. Hı hı. Şimdi diyor ki K ışık kaynağını ok yönünde çekersem. K ışık kaynağını ok yönüne çekeyim. Yani şuraya yerleştirmiş olayım. Buraya yerleştirirsem sonuçta düz gönderdiğim kısım yine ne olacak? Alan olarak değişmeyecek. Hı hı. O zaman tam gölge alanım değişmeyecek. Ama şöyle yaptığımda bakın eğim daha da büyüdüğü için ne olacaktır? Yarı gölge alanı artacaktır. Artacaktır. Biz ifademizi ne demişiz? Tam gölge alanı azalır, yarı gölge alanı artar demişiz. O zaman bu ifade yanlış oldu. Tam gölge alanı değişmiyor, yarı gölge alanı ise artıyor. Ne demişiz? L ışık kaynağı şekildeki konumdayken M tam M yarı gölge oluşur. Hmm. Şimdi şöyle bakalım. Yine ilk önce bir doğrusal gönderiyoruz hocam. Şimdi doğrusal gönderme burada sizin benzerlik kullanmanız gerekecek. Kullanayım mı hemen? Evet. Hemen kullanın. Şöyle bakıyorum. Yani ben de kullanabilirim aslında. Yarı çapı 2R. Hı hı. Ve aralarındaki uzaklıklar eşit. Şurada da R var. O zaman şöyle kullanabilirim. DD R, 2D de 2R. Demek ki şurası tam noktasal, hı hı, olacak değil mi hocam? Burası aynı zamanda bir çapraz gönderdiğimde, şöyle gönderdiğimde ne oluyordu? Yarı gölgeler oluşuyordu. Hı hı. Yarı gölge var ama burada hiçbir şey olmadığı için burada tam bir gölge yok. Yarı gölge var. Evet, sadece yarı gölge var. Ama biz ne demiştik? Hem tam hem yarı gölge oluşur demiştik. O zaman bu ifademizde ne olmuş oldu? Yanlış olmuş. Şekildeki konumundayken çünkü evet, bunu şu oynatmıyoruz. Konumdayken, aynen. Tamam. M ışık kaynağı ok yönünde hareket ettirirse tam ve yarı gölgenin alanı artar demiş. Yine şu tarafa doğru hareket ettiriyoruz. Bu M ışık kaynağı. K, L, M. Evet, evet. Onları çizerken yanlış çizilmiş.
O zaman şimdi bakıyorum yine bir doğrusal göndereyim. Şöyle. Şöyle gönderdim. Bir de çapraz gönderiyorum. Şöyle yarı gölgelerim var. Önemli değil o kadar. Şimdi ben bunu bu tarafa doğru getirsem. Aynı yarı çaplıyı şöyle yapsam. Az önceki gibi olmayacak mı hocam? Yine şurası ne olacak? Düz olan kısım. Bu sefer düz olan kısım da büyüyecek. Evet, çünkü eğim arttı. Tam gölgem de birazcık arttı. Bakın şuradaydı. Birazcık daha yukarıya doğru çıktı. Aynı zamanda şu eğimden dolayı zaten yarı gölge alanım bayağı bir büyümüş oldu. Her ikisi de artmış oldu. Doğru. O zaman bu doğru ifadem oldu. Evet. Pin 10 ile oluşturulan görüntüyle ilgili. Pin 10 dediğimiz şey ne? İğne deliği kamerası. Yani aslında şöyle bir şey var. Bir kutu sistemi var. Kutu sisteminde şurada bir delik var. Şurada da bir buzlu cam konuluyor hocam. Şuraya bir cisim koyuyoruz. Cismin görüntüsünü alıyoruz. Şimdi buradan gelen ışık ne oluyor? Şuradan geçerken çapraz geçiyor. Hı hı. Yani şu okun ok kısmı şurada görüntü oluştururken bu şurası alt kısmı diyelim. O da burada oluşuyor. Yani ters bir görüntü oluşuyor hocam burada. Diyor ki burada oluşan görüntüyle ilgili ne demiş? Cisme göre terstir. Onu gösterdik. Doğru oldu. Boyu cismin boyuna eşittir. Şimdi ben şuradaki uzaklıkları bilmiyorum. Kelebeğe bağlı oradaki. Aynen. Yine benzerlik var aslında. Bayağı matematiği kullanıyoruz. Eğer bu ikisi birbirine eşitse boyu eşittir olabilir. Ama biz ne demişiz? Kesinlikle doğrudur demişiz. O yüzden bu kesinlikle doğru değil. Ama olabilir diye sorsaydı doğruydu. Boyu cismin boyundan büyüktür. Yine eğer şurası küçük, burası büyükse kelebekten dolayı ne olacak? Burası daha büyük bir görüntü oluşacak. Ama bunu buraya çekersin. Evet, o zaman daha küçük bir görüntü oluşacak. O yüzden boyuyla ilgili kesin bir şey söyleyemiyorum. Ama ters olduğunu kesinlikle söyleyebiliyorum. Evet, K1 ve K2 ışık kaynakları ve engelden oluşan sistemde KLM bölgeleri için ne söylenebilir? Yani burada ne söylenebilir dediğimiz tam gölge mi, yarı gölge mi, aydınlık mı? Bununla ilgili bakacağız. İlk önce yine şuradan bir bakalım. Şöyle gönderdim ışık kaynağımdan. Bir de şöyle bakıyorum. Dairesel ışık kaynaklarında bir düz gönderiyorduk, bir de çapraz gönderiyorduk. Noktasal ışık kaynaklarında sadece alt ve üst tabana gönderiyoruz. K1'den baktığım zaman şu an Vural Hoca sıkıntıdan ölüyor. Hayır. Şu an ben şekli çözmeye çalışıyorum. Çözmeye çalışıyorum. Peki. Bir şöyle sonraki oldu. Soruyu ben çözmeyi deneyebilir miyim? Tamam. Bir sonraki soru inşallah bunlarla ilgilidir. Bilmiyorum neyle ilgili olduğunu. Şöyle baktığımda ne oluyordu? Bunların her ikisinin kesiştiği noktada bir tam gölge oluşuyordu. Diğer gölgelerde ise yarı gölge oluşuyordu. Burada ne oldu? K ve L yarı gölge içerisinde oldu. M ise yine yarı gölge içerisinde oldu. Çünkü karanlık alanın dışında oldu. Burası da yine yarı gölge oldu. Tabii size bunları verirlerken biz burada birazcık göz kararı çiziyoruz ama daha böyle ölçekli verecekler. İşte D uzaklığı gibi siz de oradan hesaplayacaksınız. Ama önemli olan çizimini bilmeniz. Tamam, bunu da yapın. Düzlem aynalara tamamen geçiş yaptık. I ışını saat yönünün tersine 5 derece, ayna ise saat yönünde 10 derece döndürülürse yansıma açısı kaç derece olur diyor. Şimdi normalde biz neyi biliyoruz? Gelme açısı ile yansıma açısı birbirine eşit. Gelme açısı dediğim şey de şu hayali normal çizgimizle yaptığımız açı. Diyelim ki şurası 50 ise normalde yansıma açımız ne? 50 derece değil mi? Hı hı. Şimdi diyor ki ışığı 5 derece döndürüyor. Işığı 5 derece döndürürsem 55 derece. Artık burası ne olmuş oldu? 55 derece olmuş oldu. O zaman yansıma da 55 olur. Ama bu arada ben ne yapıyorum? Aynayı da 10 derece döndürüyorum. Aynayı ters tarafa 10 derece döndürürsem şöyle olacak. Evet. Benim normal çizgimde ne olacak? 10 derece bu tarafa gelecek. Hı-hı. O zaman normalle yaptığım açıda ne olmuş oldu? Büyüdü. Çünkü hı-hı, şurada da bir 10 derece var. O zaman gelme açım 65 dereceye çıkmış oldu. Bu durumda yansıma açım da ne olmuş oldu? 65 derece oldu. Yapacak mı? AB cisminin düzlem aynadaki görüntüsü... Tabii ki yapmayacağım. Aynadaki görüntüsü nasıl olur? Buyurun. Evet, şimdi bu sorularda ikisinin de açı olması çok kafa karıştırıyor. Burada şöyle düşüneceğiz hocam. Ben bunu da düz düşüneceğim. Tamam mı? Aa, bunu böyle 10 derece önde, bunu da 50 derece. Aynen öyle yapacağız. Şimdi bu boyda olsaydı, aynam da düz olsaydı. Çok mantıklı. O zaman görüntüm nasıl oluşacaktı? Şöyle bir görüntüm oluşacaktı değil mi? Burada oluşacaktı görüntü. Ya daha biraz uzakta ya, ben çizginin üzerine çizmeyeyim dedim. O zaman ben bu cismi 10 derece döndürürsem buradaki görüntü de ters tarafa 10 derece dönecekti. Hı-hı. Şöyle bir 10 derecemiz olacaktı. Doğru. Şimdi ben diyorum ki bu görüntü böyleyken aynayı bu tarafa doğru 40 derece döndürdüm. Hı-hı. Ayna bu tarafa 40 derece dönerse biz diyoruz ki ayna alfa kadar dönerse ışınlar ya da yansıyan ışın 2 alfa kadar döner. Hı-hı. O zaman bu ne yapacaktı? Pardon, biz burada 40 derece döndürmemişiz, özür dilerim. 50 derece döndürmüşüz. O zaman bu da 100 derece dönecek. Şurada 10 derece vardı. 100 derece döndüğünde ne olmuş oldu hocam? Şöyle bir 10 derecem var. 100 derece olduğuna tam şuraya gelmiş olmadı mı? Evet. Tam şu tarafa doğru bir görüntü olacak. Şurası A, şurası da B ucu olacak. Çok
Çok enteresan bir görüntü oluştu yalnız. Evet. Hiç beklenecek bir görüntü. O aynadan yani. O görüntü nasıl oldu? Evet, cismin yere göre görüntüsünün yere göre hızı nedir demiş. Cismin bir görüntüsü var, yere göre bakacağız. Şimdi, hocam yine sabit düşünüyoruz. Aynayı sabit düşünüyorum. Benim cismim ne yaptı? Bu tarafa doğru geldi. VC hızıyla diyelim ki 10 santim geldi. O zaman görüntü bu tarafa doğru ne oluyordu? 10 santim geliyordu değil mi? O zaman görüntüm bu tarafa doğru VC'ye kadar gelir. Şimdi cismi sabit tutuyorum. Aynayı getiriyorum. Şimdi diyelim ki ayna ile cisim arasında 100 santim vardı. O zaman görüntü de bu tarafta 100 santimdi değil mi? Ben bunu 20 santim bu tarafa getirirsem aynayı. Şurası ne olur? 80. Burada da 80 olacağı için aslında ne olmuş oldu? 160 santim oldu. İlk başta 200 iken şimdi 160'a düştü. Demek ki ben aynayı oynattığımda görüntü de geldiği için ikisi birbirine yaklaştığı için 2VA kadar yaklaşıyor. Burada ikili bir şey var. O zaman diyorum ki V cisim bu kadar yaklaştı. Aynadan dolayı da 2VA kadar yaklaştı. Cismin yere göre görüntüsü ne demek? Bunların toplamı demek. Hocam aynı değil bunlar. 2VA artı VC. Aynen. O zaman burada ne oldu? 2VA artı VC hızıyla bu tarafa doğru görüntümüz hareket etti. Evet. K ışıklı noktasal cismin görüntüsüne göre hızı kaç metrebir saniyedir? Bu çok zorlandığımız bir soru tipi. İsterseniz söyleyeceğim şeyi ezber gibi düşünün ya da yani direkt bunu kuralmış gibi düşünün. İsterseniz de tek tek yapalım. Herkesini de göstereceğim ben şimdi. Şimdi hocam şurada bir K cismim var ya. Bu K cismimi şöyle bileşenlerine ayırıyorum hızını. Şimdi şurası 37 derece olduğuna göre şurası 53 derece oldu. Ben dik olarak bakıyorum. O zaman ne oldu? 10 çarpı kosinüs 53. Kosinüs 53 0.6 sanırım. O zaman şurası 6 metre bölü saniye oldu. Şurası da ne oldu? 8 metre bölü saniye oldu. Şimdi diyoruz ki bunun görüntüsü. Bunun görüntüsünü alırken şu bileşenlerin görüntüsünü de alabilirim. Şu bileşeninin görüntüsü aynaya paralel olduğu için tam bu tarafta yine ne olacaktır? 8 metre bölü saniye olacaktır. Şu bileşeni aynaya dik geldiği için bu tarafta aynaya dik gelecektir. Karşı türlü. Bu da yine 6 olacaktır. Şimdi o zaman diyoruz ki cismin görüntüsüne göre bağıl bir hız var. Görüntüsüne göre derken biz diyoruz ki kimde göre ifadesi varsa onu ters çevir. Onu ters çevirmek ne demek? Ben bunu ters çeviriyorum. O zaman şu hızı ters çevirdim. Şu tarafa doğru 6 oldu. Şu hızı ters çevirdim. Şu tarafa doğru 8 oldu. Şimdi ben bunlarda bakarken şu hız şu hızı götürür. İkisi de 8. Ama bakın 6 ve 6 ne oldu? Aynı tarafta kaldı. O zaman diyoruz ki cismin görüntüsüne göre hızı 12 metre bölü saniyedir ve yörü de bu tarafa doğrudur. Enteresan. Evet, zor. Sadece dik aynaya dik olan bileşeni de alabilirsiniz. Sonuç aynı çıkacaktır. Çünkü aynaya paralel olanlar birbirlerini götüreceği için aynaya dik olan bileşenler evet o göbeği yapacaktım ama de ki göbek yaparsan sen olur dedi bana. Çok ezdi beni. Benim o yüzden benim korkum yok. O yüzden ben yapamadım. Evet, düz bir aynada endamını görmek isteyen Raşit L uzunluktaki aynayı yerden H1 kadar yukarıya koyuyormuş ve amacına ulaşıyormuş hocam. Göbeğim gözükmüyor artık diyor. Evet. Be. Buna göre diyor ki L ve H1 ne kadardır diyor. Şimdi diyoruz ki gözün yerden yüksekliği 170 santim. Bir de gözle kafası arasında bir 10 santim varmış. Bilmiyorum 1.80 var mıdır Raşit Hoca da. Şimdi diyoruz ki ben bu aynaya diyelim ki tam şöyle göz hizamda olsun. Diyoruz ki şu şöyle gitti. Işık geri geldi. Bir de şöyle gitti. Aynı açıyla da yansıdı. Tam madem kendisini görebilir. Pardon. Şu tam ışık hizasında olursa gözüne kadar olan kısmı. Kendi endamının tamamını görmek istiyorsa bu ışığın ne yapması lazım? Yansıdıktan sonra şuradan geçmesi lazım hocam. O zaman diyorum ki şöyle bölersem 10 santim, 5 santim, 5 santim diye bölürüm değil mi? Demek ki şu üste doğru bir 5 santimlik olması lazım aynanın. Bir de aşağı kalan 170'i görmesi için 85-85 olmalı lazım. O zaman şu tarafta da aynanın aşağı yani gözünden aşağısında da bir 85 santim olması lazım. Demek ki ayna ne kadar olmalı? 90 santim olmalı. Yukarıyı görmesi için yukarıyla olan kısmın yarısı kadar yansımadan dolayı. Aşağıyı görmesi için aşağıyla olan kısmın yarısı yine yansımadan dolayı. O zaman bu ayna 90 santim. Ya da direkt şöyle diyeceğiz. Boyunun yarısı kadar. Peki. Şu hizadan bakışının şurada ortak açıyla yansıması aynı, gerekiyor. Aynen eşit açıyla yapması lazım. Ve buralar 5'e 5 olacak bu durumda. 10 santime denk gelmesi için. Dolayısıyla gözünden 5 santimetre yüksekte olması gibi. Lazım.
Tamam, bunu yazdık. 170 santimetre zaten. Bir de ayak ucunu görebilmesi için hocam. 170 santim var ya. 85-85 olmalı burası ki. Burası 85-85-85 olmalı ki 170'i görsün. Evet. Öyle mi? Yukarıya doğru 5 var. Aşağı doğru gözünün hizasından yukarı 5. Boyu 180'dir Ayşe, değil mi? Evet. 5 oradan. Tamam. Aynen. O zaman ne oldu? Aynanın 90 santim. Ya da direkt şöyle diyebiliriz. Kişinin boyunun yarısı kadar olması lazım. Kendisini tamamen görmek istiyorsa. Kişinin boyu 180'si. Evet. Tamam. Bitirdi hocam. Güzel. Yerden yüksekliğine bakacağız daha. Ona da bakalım. Evet, az önce bulduk ya 85-85. Zaten alt ucuna gönderdiğim ayağa kadar geleceği için demek ki burası ne kadar olmalıymış hocam? 85 santim olmalıymış. Bunu da diyoruz ki gözün yerden yüksekliğinin yarısı kadar olmalı. Ya da bazı sorularda şöyle çıkıyor. Üst ucu yerden ne kadar yükseklikte olmalı? O zaman da ne yapacağız? 80 ile 90'ı toplayacağız. 175 santim yükseklikte olmalı diyeceğiz. Bunu belki yaparsın. K ışık kaynağından çıkan ışınlar aynada yansıdıktan sonra en bilimlik bölge aydınlatıyor. Ayna 1 ve 2 yönünde hareket ettirilirse en nasıl değişir? Şimdi turuncuyu alalım hocam. Turuncuyu alacağım. Şimdi K ışık kaynağından çıkan ışın bir şöyle ışık veriyor şuraya yansıyor. Bir de şöyle ışık veriyor. O zaman şöyle yansıyor. Evet. Yansıttığı bölge burada. Bir de K'nın burada olduğunu düşünüyoruz. O zaman kalemi değiştir. Ay, K'nı orada düşünmüyoruz. O görüş alanıydı. Tamam. Şu anda burası. Aynayı kaydırıyoruz. Bir yönüne kaydırdım. Ayna burada düşün. Bir birim mi kayacak? Bir birim olsun. Önemli değil. Tamam. Önemli olan yukarı doğru kayması. Ama taradığı alan ne kadardır diyor değil mi? Evet, yani gördüğü alan en birimlikmiş. En dediğim şey aslında ne kadarmış? 3 birimmiş. Ha, ben de alan bulacaktım. Onu bulmama gerek yok. Gerek peki. Yok. Şuraya geldiğine göre artık. İlk önce şöyle bir gelecek. Buradan tak. Tak buraya gelecek. Evet. Sonra buraya gelecek. Buradan tak tak. Gene 3 birimlik görüyorum. Evet. Bak sen. Sonra buraya geldik. İki yönünde de bir birim kaydıralım. Ayna burada. Tak tak. Ama buraya geldiğinde geliyor. Devam ediyor. Devam ediyor diye mi düşünüyoruz? Devam ediyorsa gene şöyle olacak o zaman. Şöyle olacaktır. Evet. Gene 3 birim. Evet, ben onu tam çizememişim. Ama görüş alanı diyoruz ki gördüğümüz, duvarda gördüğümüz büyüklük değişmiyor. Sadece aynayı yukarı kaydırdığımızda görüş alanımız da yukarıya kayıyor. Daha yukarıdaki cisimleri görebiliyoruz. Yani y ekseni üzerinde hareket ettiği takdirde görülen kısım değişmez. Evet, değişmiyor. Görülen bölge değişir ama uzunluk değişmez. Aynen, yani şöyle oluyor. Arkamdaki 3 birimlik kısmı değil de daha yukarıdaki 3 birimlik kısmı görüyorum. Aşağı doğru baktığımda daha aşağıdaki 3 birimlik kısmı görüyorum. Görülen alan yani n kısmı değişmiyor ama görülen alanın ne diyoruz ona? Yeri değişiyor. Tam olarak yeri değişiyor. Ancak böyle oynatırsak tabii ki alan büyüyecek veya küçülecek oluyor. Yok, yine de olmuyor ama onu da geçelim. Yapmayın ya. Şöyle ama yine eşit açıyla gideceği için o yüzden yine değişmiyor. Aman ha, beni dinlemeyin siz. Evet. Kafa karıştırmayın. Öyle bir şey yok. Yeni konular görünce böyle zevkli geliyor. Buyurun. Optik kutu. Optik kutu içerisinde bir tane düzlem aynamız varmış. Kalemi mi alıyoruz? Kapağı. Buyurun. Evet, I ışını I1 gibi yansımaktayken I2 gibi yansımasını istiyorum. Aynayı kaç derece döndüreceğim? Öğrenmiştiniz hocam siz bunu 101'de. Yok, ben hiç anlamadım. Mantıma yatmadı bu benim. O yüzden siz anlattınız. Nasıl ya? O gün neyse anlamıştım ama. Ya orada anladım ama tekrarını yapmadım. Evet, tekrarını yapmazsınız unutursunuz. Şimdi şöyle iki farklı yöntemle çözebiliriz hocam. Bir tanesi çocukların daha çok kullandığı yöntem şu. Diyoruz ki şurası 20 derece, o zaman burası da 20 derece. Hı hı. Diyor ki normalle eşit açı yaptığına göre demek ki bu ayna şurasıyla 10 derece ve 10 derece yapıyor. Doğru mudur? Tamam. Şuralarda da 80 ve 80 derecemiz var. Şimdi ışın şöyle yansıması için. O zaman diyoruz ki ben bunu şu aynayı şöyle koyuyorum. Şimdi şöyle geliyor ve şöyle gidiyor. Baktığımızda o zaman ne olmuş oldu hocam? 150 derecelik bir açı yok mu? 90 şuradan var. Şöyle uzatırsam 90 ve 60 derece. Demek ki bu aynanın normaliyle ne var diyor? 75 ve 75 derecelik bir açı var. Doğru mu? Şuraya ne kaldı? 15 derecelik bir açı kaldı. Başta 80 derece vardı. Şimdi 15 derece kaldı. O zaman diyoruz ki 65 derece döndürülmüş. Ne tarafa? Işık bu tarafa doğru gittiği için bu tarafa. Ya da hiç bunu yapmıyoruz hocam. Şunları uzatıyoruz. Diyoruz ki şunu şöyle kabaca şöyle bir daha çizeyim. Şurada bir 20 derece var. Şurada da bir 60 derecem var benim. Ben bu ikisini birleştiriyorum. Geometrik olarak bakacağım. Şimdi şurada bir 70 derece yok mudur hocam? O zaman şurada da bir 70 derece var. Evet. Şu 60 ise şurası da 60 derece. O zaman ne olmuş? Işık aslında ne kadar dönmüş? 130 derece. Ne diyorduk? Aynayı alfa döndürürsem ışık 2 alfa döner. Demek ki benim 2 alfam 130 derece ise alfam nedir? 65 derecedir. Bu daha pratik bir yöntem, tavsiye ederim. Evet, I ışını ya aynasına yansıdıktan sonra kendi üzerinden geri dönüyor. Alfa kaç derecedir? Bunu yapar mısınız hocam? Geometriye benziyor yaparım, ya bu. Yaparım.
Ö ışını böyle gidecek. Hı-hı. Şöyle gelecek. Evet. Kendi üzerinden geri geldiğine göre buraya dik gelmek aynen zorunda. Aynen öyle. O zaman şurası da alfa kadar hocam. Değil midir? Şimdi burası mesela 90 eksi alfa. Tabii zaten yansıması öyle olması aynen gerekiyor. 90 eksi alfa. Burası da alfa oldu. E zaten artık geometri geride. 40 var, 90 var. Buraya da ne kaldı? Evet. 50 derece kaldı. Biz bunu kural olarak da şöyle söylüyoruz. Diyoruz ki ışının kendi üzerinden geri dönmesi için şu iki açının toplamı 90 olmalı. Hiç işlem yapmadan da şıklardan hemen eleyip ama bu ezber oluyor. Biz gene bu mantığı çöze daha çöze çok zaten seviyorum. Çocuklar artık alıştıkları için görünce 40 var 50, 30 var 60. Hemen biliyorlar çünkü çok çalıştılar. Evet, I ışınlı izlediği yol şekildeki gibidir diyor. Buna göre alfa kaç derecedir? Burada baya baya bir Vural Hoca çalışacak. Çünkü geometri peki var. Şurası alfa ise, evet. Şey alfa demeyelim. Alfa demeyelim. A diyelim hocam. A diyelim. Hı-hı. Ya da X diyelim X. Tamam hadi. Burası X. Burası Y ise burası Y. Tamam. O zaman şöyle normalleri çizersem. Şurada bir 90 eksi X. 90 eksi X var. Doğru mu? Evet. Şurada da. Ben hiç ona girmeden düşünüyordum da. Ama şimdi şuraya daki açıyı bulacağız. Nasıl bulacağız? Geometriden bulabilir miyim diye. Alfa'yı soruyor bize. Hı hı. Hmm, yok bunların toplamı 180 diyeceksiniz. 50, 130. Siz devam edin. Ben devam edeyim. Şurası 90 eksi y. Şurası da 90 eksi y. Şurası alfa olduğuna göre burası da alfa. Şimdi diyoruz ki şu içerideki üçgende bakalım. 90 eksi x artı 90 eksi x. Artı 90 eksi y, artı bir 90 eksi y'miz daha var. Artı bir de alfamız var ve sonucumuz 180. Bir de şu üçgende bakarsam x artı y'nin zaten 130 olduğunu gayet hı-hı görüyorum. Şimdi şuraya bakıyorum. 90'ları topladım. 360 etti. Eksi 2x eksi 2y. Yani şunu da şöyle yapabiliriz değil mi? Eksi 2 parantezinde x artı hı-hı y eşittir. Şunu da şöyle atıyorum. 180 eksi alfa. Şimdi ne oldu? 360 eksi 2 çarpı 130. Az önce bulmuştuk. O zaman ne oldu? 260, 100 kaldı değil mi? Eşittir 180 eksi alfa. Alfa eşittir 80 derece çıktı. Ya da yine bir tane formülümüz var. Formülü sevmiyorsunuz diye çıkarttım ama bazı öğrenciler diyor ki madem pratiği var kullanalım. Şu alfa açısı diyoruz. 180 eksi 2 çarpı şuradaki açıdır. Aslında bu dörtgenlerdeki bir kurala benziyor da o kuralın çıkılışı herhalde budur yani. Şuradaki roket kuralından dedim aynı şeyi hı-hı yakalarız ama bu da aynı şeyi sağlıyor. Evet, o yüzden pratik varsa kullanalım. Açıortayların kesim noktasıyla alakalı kural var ya. Var ya, biliyorum ben bilmiyorum o yüzden. var diyorlarsa öyledir. Varmış. Evet, I ışını göndermişiz. I1 ışını gibi yansıyor galiba. Evet, I ışını I1 gibi yansımakta. Diyor ki I2 gibi yansımasını istersem hangi yöne kaç derece döndüreceğim? Tamam. Şimdi şöyle diyorum bakın. Şöyle. Şöyle. Evet, tamam mı? Burası 70. Evet. Burası da 70. Burası 90. 90. Toplamda 160 derece fark var arada. Evet. Açının 160 derece dönmesini istiyorsam şayet ışının aynayı 80 derece döndürmeliyim. Artı bir 80 daha 260 derece döndürmeliyim. Aynen evet 260 çıkacak ama. Buradaki tuzağı hatırlıyorum. Yok şey 180 eksi 6. 180 eksi 80. 180 artı 80 değil miydi? Hayır 180. Ha bu tarafa doğru mu çeviriyor evet, aynen. Tamam. Şimdi demiştik ki bunları uzatıyoruz. Şurada 70 var şurada 90 var. Işının 160 dönmesi için diyoruz ki 80 kadar aynayı döndürmeliyim. Ama şöyle bir durum vardı hocam. Şurada aynamızın ön kısmı buradaydı. Hı hı. Ama şuraya gelmesi için ön kısmı burada. Değil mi? Hı hı. Demek ki ben bunu bu tarafa döndürürsem eğer şu x bu şekilde. Bu tarafa döndürürsem ön kısmı buraya geliyormuş zaten. Hiçbir şey yokmuş hı hı burada. Pislik yokmuş. O zaman ne oldu? Ön kısmı madem geliyor o zaman bunda hiçbir şey yok. Direkt 80 derece diyebiliriz hocam. Cevabımız 80'miş. Ama hayır bakın ilk şeyde. Şöyle yansımaz. Sırt kısmı burada çünkü. Ha şey pardon. İlk halde. İlk başta böyle özür dilerim. Şöyle hı-hı o zaman bu tarafta olduğuna göre bu tarafa döndürürsem evet yansımaz. Özür dilerim. Diğer yanlış çizimimiz şey oldu. Lazım. O zaman demiştik ki 180'i tamamlayan açıya bakacağız. Açımız 80 olduğuna göre demek ki ne yapacağız? 100 derece çevireceğiz ama bu tarafa değil tam tarafa. Tersi tarafa. İki yönünde 100 derece. Ben yanlış çizdim. Hata bende. Evet, düzlem ayna ok yönünde 16 saniyelik periyotla döndürüyor. Periyot ne demek? Yani tam bir turunu 16 saniyede yapıyor. 2 saniye sonra x cisminin görüntüsü kaç a yer değiştiriyor? İlk önce x cisminin görüntüsünü bulalım. Düzlem aynaya eşit uzaklıkta. Hemen bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Ok yönünde döndürülüyor diyorsunuz ya. Hı-hı. Hangi nokta etrafında döndürülüyor? Şu merkez o noktası etrafında. Ha, tamam.
Biz tabii öyle şeyler, siz geometriciler falan, matematikçiler onlara daha çok bakıyor. Biz okyanı döndürünce biz döndürüyoruz hocam onu. Ben karışmam. Sıkıntı yok yani. Nereden döndüreceğim? Oradan döndürüyorum işte. Şimdi X'in görüntüsü buradaydı. Hı-hı. Tamam mı? Ayna diyor 16 saniyeyken 2 saniye döndüreceğim. Yani 8'de 1'i kadar. Hı-hı. Tam bir turu 360 derece olduğuna göre 360 bölü 8 ne oldu? 45 derece döndüreceğim. Yani ben 2 saniye sonra benim şu aynam şöyle bir görüntüsü olacak. Doğru mu hocam? Ben bunu işlem kolaylığı olsun diye sonsuz uzunlukta düşünebiliyordum. Hı-hı. O zaman ben bunu sonsuz uzunlukta düşürürsem X'in görüntüsü ne olur? Şuraya gelmiş olur. X üssü artık burada olmuş olur. O zaman ne oldu? Şuradan şuraya gelmiş oldu benim görüntüm. Şuralar neymiş? Her bir uzunluk A kadarsa şurası 2A'dır. Şurası 2A'dır. O zaman burası da nedir? 2A kök 2'dir. Ne olmuş hocam? Güzel olmuş maşallah. G1 gözlemcisi X aynasına baktığında duvarın DX kadar kısmını görüyor. Y aynasına baktığında da DY kadarlık kısmını görüyor. Bunun oranını sormuş. Benimmiş. İşte. Şimdi G1 hop hop. Evet. Şuraya bakarsa diğer uca gönderiyoruz. Hop hop hop. Evet. 1'e 2, 1'e 2 oran olduğuna göre yarısını buçuk görecektir. Aynen. Bunun dolayısıyla 3,5'luk bir birim. Evet, DY dediğimiz 3,5 oldu. Gelelim GX'e. Hop. Burası 45 derece olduğu için 45 dereceyle yansıyacak. Yani dik böyle yansıyacak, gelecektir. Aynen. Burası ise kendi gördüğü yerden geri dönecek. Çünkü dik dönüyor. Evet. Böyle hareket yapmayacak ama. O zaman ne oldu? 5 birim. 5 birim. 5 bölü 3,5'dan kaç olacaktır? 10 bölü 7. 10 bölü 7 olacaktır. Evet. Hocam cevabımız. Hocam teşekkür ediyoruz. Çözdük evet. Için. Bayağı çalıştım bu soruda. Çok yoruldum. Çok zorlandım. Bunu ister misin? Bak ya, ne güzel bir çok soru. Çok fazla var. Karıştırırım çocuklar. Evet. Arkadaşlar. Saydam olmayan P cismi. Saydam olmayan P cismi varsa o zaman bu ne yapar? Benim görüntümü engeller. Yani bu cisim benim önüme gelirse ben arkasındaki şeyi göremem. Aynı zamanda bunun görüntüsü de beni engeller. O zaman diyorum ki ben bu P cisminin bir görüntüsünü alayım. Hı hı. P üssü diye şurada dursun. Ne demiş? Düzlem aynı önüne konulmuş. G1 gözlemcisi hangilerini görebilir diyor. Biz ne yapıyorduk? Ya şuradan ışınlar gönderiyorduk. Ama burada çizim hataları olabiliyordu. O yüzden şöyle yapıyorduk. Gözlemcinin tam simetriğini alıyoruz. Gözlemcinin görüntüsünü alıyorduk. Hı hı. Az önce siz yapmak istemiştiniz. O zaman burada görüntüsü var. Şimdi görüş alanını çiziyorum. Görüş alanı o zaman buradan şöyle geldi. 2'ye 3... 1, 2'ye 3 daha geldi. Doğru çizdim diye düşünüyorum. Hı-hı. Biraz da şöyle gitti. Bütün hepsi görüş alanındaymış gibi görünüyor. Diyoruz ki o zaman ben şöyle yapıyorum. Gözlemcinin görüntüsünden bakmak istediğim tüm cisimlere doğrular çiziyorum. Bakın X'e bakmak istiyorum. X'e doğru çizerken önüme ne geçti? P'ye geçti. O zaman ben X'i ne yaptım? Göremedim. Y'ye bakmak istiyorum. Y'ye bakmak istersem şöyle giderim herhalde. 2'ye 3 mü gidiyorum hocam? Bu 3'e 6. 3, 6, 3... 1'e 2, 1'e 2 gidiyorum. Şöyle gidiyorum. Şöyle gidiyorum. Hiçbir engele rastlamadım. O zaman ne oldu? Y'yi görebildim. Z'ye bakmak için 4'e 5 diye gidiyor. Z zaten direkt köşegenin üzerinde değil. En azından şunu görüyorum. Evet, şu... T üssü benim karşıma gelen yere bakalım. Ya da şöyle yapalım. Direkt. Evet öyle yapalım. T. T üssü neyi engelliyor? Şöyle geldiğimizde T'yi engelliyor. Onun dışındaki tüm cisimleri ne yapabiliyorum? Görebiliyorum. T ve X'i göremiyorum. Evet düzlem aynaların son sorusu bu da. G1 gözlemcisi aynaya baktığında X hareketlisini TX süre, Y hareketlisini TY süre gördüğüne göre TX ve TY oranı nedir diyor. Hemen yine gözlemcimizin görüntüsünü alalım. Sonra diyoruz ki onun görüş alanını bulalım. Görüş alanına bakıyorum. Şöyle gidiyor. Şimdi diyoruz ki şu X cismine ne kadar sürecek? X cismi 2V hızıyla gidiyor. Y cismi ise V hızıyla gidiyor. Uzunluktan gideceğim. X eşittir VT diye bir şey yok muydu? Evet. Şimdi şuradaki uzunluğum benim nedir? 3 birim. Doğru mu? 1, 2, 3 birim. O zaman 3D diyeyim ona. 3D eşittir 2V çarpı TX diyeyim. X'i görme süresi. Sonra diğerine bakıyorum. 1, 2, 3, 4. 4D eşittir V çarpı TY diyeceğim. O zaman ne oldu buradan? Şu bu tarafa geçti. D'ler gitti. 3 bölü 8 eşittir. TX bölü TY. İşlem hatası yapmadım değil mi hocam? Yok. Tamam. Yani ne yapıyoruz? Bizim şu aradaki alanımızda ancak bunu görüyoruz. Buraya geçtiği anda artık benim görüş alanım dışına çıktığı için onu göremiyorum. Peki.